Yepyeni bir hayata dair Maosa programıyla karşınızdayım. Bugünkü programımızı şehrimizin göz bebeği kale içinde çekeceğiz. Sizleri bir kil atölyesine götürüyoruz. Kale içinin büyülü atmosferinde harika bir atölyeye konuk oluyoruz. Ezgi ve Aspurçe hanımlarla birlikte merhabalar. Merhaba. Evet, kil atölyesine konuk oluyoruz. Kursiyerleriniz de geldi. Öncelikle böyle bir kil atölyesi yapma, hayata geçirme fikri nasıl doğdu? Ona başlayalım oradan. Tamam. Aslında bu fikir geçen sene çıktı. Ondan önce bizim Instagram sayfamız vardı. Oradan online kendi belirlediğimiz modellerde ya da müşterinin zevkine göre üretip gönderiyorduk kargoyla. Sonra fark ettik ki burada yani Maosa içerisinde çok fazla atölye ya da workshop ya da işte kurs gibi şeyler yok. Yani bir insan kil ya da işte seramik kursuna gitmek istediğinde Lefkoşa'ya ya da Girne'ye gitmesi lazım. Burada hiç böyle bir şey yoktu. Sağ olsun Sibel ablamız, Rozi'nin atölyesinin sahibi Sibel ablamız sağ olsun bize mekanını açtı. Dedi ki hadi deneyelim. Geçen seneden beri yani çok ivmeli bir şekilde ilerliyoruz aslında. İnsanların ilgisi çok fazla. Peki kilden birçok şey yapılıyor. Bir de tabii ki tarihten günümüze kilin önemi insanlık tarihinde bayağı önemli bir yerde. Biraz da ondan bahsetmek isterim. Neler söylemek istersiniz? Eskiden insanlar daha çok ihtiyaç odaklı bu seramiği, çömleği kullanırdı. Daha çok yeme, içme, kapkacak olarak ya da su taşıma olarak. Ama artık modern dünyada günümüzde öyle bir şey yok. Daha doğrusu var ama ihtiyaç değil. Artık zevke döndü birazcık. İnsanlar kendi istedikleri gibi bardağını yapıyor, şey tabağını yapıyor. Fırınlıyor ve zevki için kullanıyor. Bir bu çeşidi var. Bir de dekoratif olarak kullandığımız bir çeşidi var. O da havayla kuruyan ki bizim bugün yapacağımız atölyemiz budur. Orada daha çok takı sabakları, tütsülükler, daha gıdayla teması olmayan ürünler aslında bu kilde kullanılabilir. Hemen belirtmek istiyorum. Ezgi sen iç mimarsın. Aspurçe aslında bir doktor değil mi? Senin tabii ki alanına giriyor dekoratif eşyalar. Peki moda değişiyor mu zamanla dekorasyon açısından da? Mesela kil kullanımı şimdi belki kilden eşyalar, objeler çok yaygın. Bu modası var mıdır dekorasyonda? Mutlaka dönemsel değişen trendler var. Yani bir zaman olur daha etnik desenler moda olur. Bir zaman mesela şu anda daha çok temiz hatlar, temiz çizgiler, daha yalın bir tasarım moda. Bu sürekli değişiyor ama. Yani sürekli aslında seramik iç mekanlarda ve mutfaklarda bizimle hep birlikte. Müsaade edersen Aspurçe'ye de dönmek istiyorum. Bir hekim olarak böyle bir atölyede çalışmak nasıl aklına geldi? Nasıl başladın? Ben seramiği bir şeyler yaratmayı hep çok seven biriydim. Böyle bir şey olması, insanlara bu imkanı sağlamamız, onların gelip burada stresini atması, rahatlaması çok güzel bir şey bizim için. Çünkü bizim de başlama amacımız buydu. Kendi stresimizi atmak, rahatlamak. Şimdi de onlara bu imkanı sunmak, onların rahatladığını görmek çok güzel bir şey benim için. Zaten ben hep insan iletişimini çok seven biriydim. Benim mesleğimle de bağlantısı o, sürekli insanlarla iletişim halindeyim. Ben de size katılıyorum. Mutlaka el işleriyle insan meşgul olduğunda sıkıntısı varsa onu unutuyordur. Bir şeylerle meşgale oluyordur. Peki şunu sormam gerekiyor. Özel bir yetenek gerekiyor mu? Aslında gerekmiyor. Yani buraya sıfırdan başlayan bir insan da gelebilir. Çünkü önemli olan Aspurçe'nin de dediği gibi stres atmak, kafa dağıtmak, günün stresini, yorgunluğunu, günlük düşüncelerden uzaklaşmak aslında. O yüzden yani o çamuru elinize aldığınızda, oynamaya başladığınızda o kendiliğinden geliyor zaten yani. Aslında çocukluğumuzda da hep çamurla oynadık. Günümüzde çocuklar çok fazla toprağa temas etmiyor. Oyun hamurları, kırtasiyeden satın alınanlar. Gördüğüm kadarıyla genelde kursa bayanlar katılıyor. Hangi yaş grubunun ilgisini çekiyor bu atölye? Biraz da kursiyerlerden bahsedelim.
Aslında bunun bir sınırı yok. Erkek müşterilerimiz de var. Tabii kadınlar daha çoğun doğrudur ama erkekler de var, geliyorlar. Böyle bir 17-18'den çok çok yüksek yaşlara kadar gidiyor aslında. Yani çok değişik yaş aralığında müşterilerimiz oldu. Çünkü sanatla ilgilenen hani orta yaşlı insanlar var, gençler çok ilgili, daha çok yaşlılar da ilgili. Çünkü daha fazla böyle el işine meraklı olurlar yaşlılar hani bir yerden sonra, emeklilikten sonra. Çok fazla varyasyon var aslında. Peki pahalı bir zevk midir bu? Yoksa her bütçeye uygun bir uğraş mıdır? Yani kendini sıfırdan bir ekipman kuracaksanız evet birazcık pahalı olabilir. Ama bu şekilde kurslara gelerek kendinizi tatmin ediyorsanız, kendi zevkinizi yansıtıyorsanız aslında o kadar da pahalı değil. Ama kendini sıfırdan oluşturacaksanız evet birazcık pahalı olabilir. Özellikle günümüz şartlarında. Kursiyerlerle de konuşmak istiyorum. O yüzden son sözlerinizi alayım. Bizi izleyen, Mausa'da yaşayan veya civarında yaşayan kişileri isterseniz kurslarınıza davet edebiliriz. Neler söylemek istersiniz? Yani herkesi bekleriz aslında. Deneyip yani hiç yapmamış olan biri de olabilir. Sürekli bunu yapan biri de olabilir. Hani gelsin bu özellikle kale içinin bu atmosferinde akşam oluşu, ışıklar ve bizim tatlı sohbetimiz. Gerçekten burada farklı bir deneyim yaşanıyor. Yani evde alıp yapmaktansa gelip buraya birlikte yapmayı çok isteriz. Tabii ki buraya gelen kişiler sosyalleşiyor da belki de burada tanışıp arkadaşlık kuruyor herhalde sonrasında. Aynen öyle. Tek katılan da çok katılımcılarımız var bu arada. Günün sonunda hepimiz masayla beraber kaynaşıp arkadaş oluyoruz. Biz de tanışıyoruz yeni insanlarla. Onlar da kendi işlerinde. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Benim ismim Pakize, soy ismim Aydın. Yaklaşık 2 yıldır da adada yaşıyorum. Adaya İstanbul'dan geldim. Burada kurumsal bir firmanın insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünü yapıyorum. Harika. Peki şu an Kil Atölyesi'ndesiniz. Takip ettiğim kadarıyla aşina gibisiniz. Aslında şöyle söyleyeyim, ben çöp adam bile çizemiyorum normal şartlar altında. Sanırım bu belki de çok küçükken keşfedilen bir özellik, motor kas gücü gibi. İlk bu tanıtımı Instagram sayfalarında gördüğümde, çünkü burası daha öncesinde benim aslında yeme içme amaçlı kullanmış olduğum, arada soluklandığım, böyle çok güzel kale içinin manzaralarını gördüğüm bir yerde. Sonra baktım böyle workshoplar yapıyorlar ve yaşamış olduğum şehirde de ben aslında çok katılım sağlıyordum. Fakat hiç el becerilerimin olmadığını düşündüğüm için böyle bir şey işin açıkçası cesaret etmedim. Fakat buraya geldiğimde, bu benim ikinci deneyimim, buraya geldiğimde bu kile dokunuyor olmak, burada yaşamış olduğunuz belki gün içerisindeki stresinizi dışarı atmaya evet, sebep oluyor. Burada çok fazla yüz var, yeni insanlar tanıyorsunuz, başka hayatlarla tanışıyorsunuz aslında. Sadece bir workshop'tan ziyade masanızda oturmuş olduğunuz kişiyle sohbet ederken arkadaş olabiliyorsunuz. Bir de bu işin böyle bir güzelliği var. Ama çok rahatlatıcı bir şey, monoton, sıkıcı bir hayattan çıkıp akşamın bu vakti burada olmak, bununla birlikte böyle meşgul olmak, kafanızı dağıtmak ve bu kötü enerjiyi atmak gerçekten iyi geliyor. Teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İsmim Akile. Arkadaşlarımla birlikte Mehmetçik'ten katıldım buraya. Eğleniyoruz. Sanırım siz de ilk kez geldiniz. Evet, ilk kez böyle bir etkinliğe katıldık. Bayağı sevdim ben. Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yani olursa neden olmasın. Peki el işleriyle aranız nasıldır genelde? Elimin yatkın olduğunu söylerler ama uzun zamandır el işi yapmamıştım yani. O yüzden güzel oldu benim için de. Günümüz şartlarında, yoğun iş hayatındayız hepimiz. Bir koşuşturma, kendimize ve özel zevklerimize pek vakit ayırmıyoruz değil mi? Öyle. Yani ayırmak için pek zaman olmuyor açıkçası. Ama arada kaçamak yapmak da güzel. Kafayı boşaltmak belki. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Bayağı güzel bir etkinlik. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben İlkay Garip. Mehmetçik'ten katılıyorum buraya. İnternette görüp gelmiştim. Çok güzel bir etkinlik bence. Peki ilk kez mi katılıyorsunuz? Evet, ilk kez. Ne
kadar güzel. Peki el işleriyle aranız nasıl? Sanatla aranız nasıl? Yoksa ilk kez mi böyle bir atölyeye katıldınız? Böyle bir atölyeye ilk kez katıldım. Ama sanatla ilgilenen biriyim. El işleriyle de ilgilenen biriyim yani normalde. Ama böyle bir atölyeye ilk defa katıldım. Peki şimdi bayağı bir kendinizi vererek şekil ortaya çıkardığınızı görüyorum. Nasıl hissettiriyor kendinizi? Bir meditasyon gibi galiba. Evet, çok rahatlatıyor. Bence herkese gelmesi lazım böyle bir etkinliğe. Stresli hayatta evet. Kendimize vakit ayırmak gerekiyor değil mi? Evet. Hem bu stresli hayatta hem de bu sıcaklarda. Çok gerekli bence. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben Fatma. Öğrenciyim. Stresli bir okul hayatım var olduğu için şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Böyle etkinlikler bana iyi geliyor. O yüzden teyzemle ve buradaki diğer arkadaşlarla beraber bu etkinliği yapmak bana iyi gelir diye düşündüğüm için geldim. Gördüğüm kadarıyla burada harika bir sosyalleşme ortamı da oluyor aslında. O da mı insanı çekiyor acaba? Ben insanlarla konuşmayı seven biriyim. Tabii ki de eğer insanlarla sohbet etmeyi seviyorsanız bence çok iyi gelir. Ortamı da çok güzel yapmışlar, çok sevdim. Rengarenk boyalar, böyle güzel eğitmen arkadaşlarımız. Sen çok mutlu oldun. Peki ilk çalışmanız mı bu, ilk deneyim mi? Evet, ilk. Kili şekillendirdiğinizi görüyorum. Kafanızda belli bir şekil mi var? Bir objeye mi dönüşecek? Yoksa eğitmenler eşliğinde hep birlikte mi yapılıyor? Evet, onların takı kutusu yapmamız için bize böyle şekiller vermişler. Ondan yola çıkarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de ondan yola çıkarak yapıyoruz. Kolay gelsin, teşekkürler. İsmim Neslihan. Aktivite yapmayı olduğu gibi çok seviyorum. Yaz tatilinde de yeğenim arada stresi falan da olduğunu gördüm. Onu da böyle bir aktiviteye sağ olsun Pakize arkadaşımızın da bizi yönlendirmesiyle bu anı yaşamak çok güzel. Bir şeyler deneyimlemek çok güzel. Geldik, iyi ki gelmişiz dediren bir ortam sundular bize. Atmosfer harika. Peki daha önce bir tecrübeniz var mıydı? Farklı el işleriyle uğraştınız mı hiç? Açıkçası uğraşmadım hiç ama çocukken hani oynadığım çamurların dışında ilk defa tekrar bir çamurla haşır neşir oluyorum. Peki sanata karşı nasılsınız? Bir yatkınlığınız var mı? Resim mi çizersiniz? Başka hobileriniz var mı? Çok yani daha çok spor, aktivite, dağ, bisiklet tarzı şeylere var. Bu da bir farklılık olsun dedim. Hayatıma ilerleyen yıllarda yeni şeyler katmayı çok seviyorum. Zaten yeğenimle bir şey paylaşmak çok güzel bir şey olacak diye direkt arkadaşımızın teklifine daldık. Teşekkürler, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim, size de kolay gelsin.
Hayata Dair Maosa programında bugünlük bize ayrılan süreyi tamamladık. Haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek üzere.